Abi dedi beraber bir klan kuralım falan derken ulan senin şimdi var ya. Tamam, bıçak atmayacağım bundan sonra. Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben. Bugün sizlerle uzun süre sonra Stand of Ki günlükleri videomun, serimin yeni videosuyla birlikteyim. Bugün yanımızda Stand of Ki'nin efsanesi, abisi, babası Yaşar abi, yani Adalı TR var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Alihan. İstemem selamlarını, lüzum yok. Mimiklerimde garip bir donukluk var kıştan. Burası mezarımın 8. katı. Kaçıncı mezar, kaçıncı doğmaya kalkışmam. Karkıştan cebimde biriktirdiğim değerli yanlış var. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Valla biz de iyiyiz şükür işte. Seninle bir video çekelim dedik. 3 yıldan beri ilk kez. Aynen. Oo, Star Trek. Oo, 244 kişinci ben olmuşum. Arkadaşlar, öncelikle Yaşar abiyi tanımayan, oyunun komünitesine yeni katılan kardeşlerimiz varsa onlara Yaşar abiyi de tanıtalım. Bunu da Bunu koyacağım. koyma. Bunu da koyacağım. Bunu koy. Bunu. O zaman şöyle başlayayım. Abi, sen bu oyuna nasıl gördün bu oyunu? Nereden başladın? Nasıl başladın? Ne zaman başladın? Öyle bir başlayalım. Valla nasıl gördüm? Play Store'da geziyordum bildiğim boş boş. Telefonu da o zaman yeni değiştirmiştim. Dedim bir oyun yükleyeyim. Bu şekilde ateşli FPS oyunları arıyordum. Oradan Stand Off denk geldi. 3 yıl önce falan işte. İlk indirdiğim içinde M16 vardı. M4 vardı, bıçak vardı, Deagle vardı. Sonra Stand Off 2 Türkiye diye biri vardı. O da Gronhes Mehmet, CP'nin Evet. kurucularından. Birkaç maçta biz onunla denk geldik beraber. Nasıl denk geldiysek sonra beni eklemiş. Yalnız ben batırdım bıçağı burada dikkat et. Ama sana yazdı. Oyun Aynen, hileli. aynen, aynen. Abi dedi beraber bir klan kuralım falan derken. Ulan senin şimdi var ya. Tamam, bıçak atmayacağım bundan sonra. Bu arada arkadaşlar, İşte. oynanış ciddi değildir. Onu tekrardan hatırlatayım. Her videonun başına söylüyorum. Ciddi oynamıyoruz, eğlencesine. Ciddi oynasak Adal abi yok eder beni. Evet. Ondan sonra işte bir klan kurduk. Başladık o şekilde gitti. Bu dediklerin 2017 galiba, değil mi? Evet, 2017'de oldu. CPN o zaman açıldı zaten. CPN zaten arkadaşlar, bilmeyenler varsa, Supin klanı. Türkiye'nin Avrupa'da vesaire gelmiş geçmiş en iyi klanı arkadaşlar. Ama kestim ya. Gel lan buraya. Lan batırdım bıçağı. Oradan 3-5 HP kaldı orada. Peşinden koşturuyorum beni. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hani Adalı abiye ben boss'um derim. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bir ara CPN'deydim. Sonra CPN alım görevlisi oldum. Sonra lideri oldum. Sonra Adalı abi direkt bana saldı CPN'i, gitti bir ara. Ondan dolayı o zamanlara hitaben patron derim. Yani boss derim Adalı abi. Yani sormayın neden boss'um diyor bu adam buna. Bu adam bu adama diye. Bu arada Adal abi, en çok Yaşar abi, en çok senin hakkında sorulan şey, kaç yaşında bu adam? 40 yaşında diyorlar, 55 yaşında diyorlar, 35 Abi yaşında diyorlar. 60 diyen var, 70 diyen var. Kafasına göre takılan, ölmeden beni mezara koyuyorlar. Çok çok fazla var aslında. Bir ayağım çukurdaymış gibi hissediyorum bazen kendimi geldiğimde. Hareket etmedik. AVM atacak çakal. Yani ben size sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Senin ben resmini gören çok nadir kişilerden biriyim, biliyorsun. Ve Evet. sesin tipine göre cidden çok kalın geliyor. Hani böyle sanki harbiden yaşlı gibiymişsin gibi geliyor yani. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Hatta ben çok şaşırmıştım yani. Gençsin normalde ama işte sesin yaşlı gibi. Sana şimdi ben bir örnek vereyim. Mesela Ferhat var biliyorsun. Hı FT4 klanı falan vardı. hı. Hı. 18 yaşında benden kalın sesi var Aynen ya, öyle çok kişi var. keratanın. Öyle bayağı kişi Güzel var. bir Yani sonuç Ben olarak yaşın kaç abi? Çok merak edilen bir şey bu da. şu anda 32. 32 yaşındaymış arkadaşlar Adalı abimiz. Ona göre saygıda Evet. kusur etmeyin, adam olun. Zaten aktif olarak 6 ay oynadım ben bu oyunu. Ondan sonra da geri çekildim. Çok fazla içine girmedim oyunu. Klan liderliğinde falan bulundum vesaire o şekilde. Aynen, sen zaten genelde Supin klanının, SPN klanının
sahibi olduğun zaman bizim bir nevi menajerimiz gibiydin yani. Yani size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Adalı abinin fırça yemeği herkes yaşanmaz bu komünitede. En çok yaşayanlardan biri olarak çok zevkliydi yani. Adalı abinin fırçası bile güzeldir yani. Demek istediğim o Çok yani. çok iyi fırça yiyenler vardır. Seymen, Aynen. Sivom, Şey, Sen, Takres. Cevat çok fırça yiyordu ya. Ya onu Sonra biliyorum. sizler işte. Sonra sizler. Aa, bak yine kestim. Hep beraber oynadık kaçmalan. Neyse. Güzeldi ama o zamanlar. Yani heyecan vardı. Zaten siz de Türkiye şampiyonluğu kazandı. Şampuan dedim lan. Şampuan. Kleer köpek yapmaz şampuan kazan. Türkiye şampiyonluğu kazanmıştınız. AVM sıktık kelebek çıktı. Ne oluyor lan? Onu ben de anlamadım çaktın Allah AVM sıktık kelebek çıktı. Neyse işte yani. Neyse. Adal abi Bu seninle arada oynamayı özlemişim çok ben ya. oyunu şey yapmadım. Ayarlarım bile hiçbir şey değil. Bir kere silmiştim. Sildikten sonra hala oyunun ilk verdiği ayarlarda. Hiçbir şey ayarlamadım. Girmiyorum diye. Testirken işte biraz ilgileniyordum. Sonra da bıraktım. Aynen ona da değinelim. Arkadaşlar Adalı abi Türkiye'nin ilk Stand of 2 yetkililerinden biri. Tester'dı. Uzun bir süre testerlik ve stafflık yaptı. Ondan sonra sebepsiz yere saçma şekilde atılanlardan biri oldu. Tıpkı Samet gibi, Obli gibi. Adalı abi de o dalgadan nasibini aldı. Benim de atılmamdaki büyük bir sebep Adalı abidir falan diyormuşum yok. Yani benim hani demiştim ya ben hani testerlikten atıldığımda hani arkadaşlarımın hakkını savundum. Birazcık küfürlü savunduğum için atıldım diye. Onlar işte Adalı abi falandı yani. Benim de tester olmamda, staff olmamda, bu community'de buralara gelmemde, hatta YouTube kanalımın bu kadar abone olmasında Adalı abinin emeği çok büyüktür. Ona da buradan sizin nezdinizde yine teşekkür ederim abi. Adamsın. Valla bu benim emeğim değil, sizin kendi başarınız. Yani ben sana Ben şöyle... seviyorum. Heh, evet. Hırslı bir şeyle uğraşan gençleri seviyorum. O yüzden sizin kendi sen ilk geldiğinde 1000 kusurlarda bir abonem vardı herhalde CPN'e ilk geldiğin zaman. Evet ama o 2014'ten kalan ölü abonelerim de abi. Videolarım hani sıfır izleyicim vardı öyle söyleyeyim. Geldim SPN lideri olduktan sonra SPN'nin Discord'u da 300 kişi falan da o zamanlar benim Discord'um da 50 kişi falandı yani. Baba nasıl tarıyor SPN'nin Discord'unda videolarımı paylaşarak başladım ben bu işe. Yani o yüzden emeğin yani büyüktür üzerimde. Onu da asla unutmayacağım zaten. Kim ne derse desin. Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor. Böyle laf ebeliği yapanlar oluyor ama onlara rağmen biz kardeşiz, abiyiz, kardeşiz yani öyle söyleyeyim. O zaman şöyle sorayım Sor abi. lan sor sor de sor. Sor. Beynini Pompalıyla çıkarttım duvara. O zaman sorum şu. Abi sen nasıl tester oldun? Tester, ilk testerlardan birisin. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Nasıl oldum? Aslında o kadar çok büyük bir olay değildi tester oluşum. Encore o zamanlar Rus testerlar vardı. Bir tane de işte Türk olarak Azerbaycanlı Turan vardı. Global bir Discord vardı. Standoff'u temsil eden yabancılara hitaben. Oraya falan gelmişti Enkorlar işte Discord kuruyorlardı. Obli'de kuracağı Discord'da admin olmuştu. Ben de özelden ona yazdım DM'den. Orada Türklerle ilgilenebilirim diye, Türklere yardımcı olabilirim diye. Kabul etti kendisi. Oradan staff olarak girdik. Ama staff olarak girerken de biz test yaptık. Ondan sonra testerlık ve şeyi sordular. Staff mı olmak istersiniz, tester mi olmak istersiniz, hangisinde kalmak istersiniz diye. Discord'a bakmaktan yanı sıra update'leri kontrol etmeyi seçtim. Tester olarak devam ettim. Sonra da zaten çok aktif değildim. Aktif olmadığım için kalamadım uzun süre. Bu şekilde. Peki abi sana şunu da sorayım. Stand of ki ileride sence nerelere gelecek? Yoksa bir bok olmayacak mı bu oyundan bu gidişle? Çünkü standoff. sen de testerdın. Bu zamana kadar gelişmeleri gördün. Bundan sonraki planlarını biliyorsun adamların. Arkamdan sinsi sinsi gelirken niye soru soruyorlar? Tamam. Ruby Lord. Bağlantın koptu Ruby. Çık dışarı. Çek. Neyse ne diyorduk. Oyunun 2019 planları vardı. O planları sen de bilirsin. Evet videosunu yapmıştım ben hatta. Evet. Çok şanslıydın ha Kerata. Şey çıkıyordu. Update çıkmadan final şeyinde çekiyordun videoyu. Çıkar çıkmaz salıyordun videoyu. Çakal.
Neyse, ne dedik, konu yine saptı. Konu nereye geldi? Dur. 2019 planlarında gerçekleşmeyen şeyler var. Takas mesela, mesela yeni bir takas, yeni bir server gelecekti. Server'ı düzelttiler bence büyük oranda ya. Bir düzelme. Ulan zıplarken vuramadım, belaya bak. Bir düzelme var tabii eskiye nazaran. Ekipman olarak da eskiye nazaran daha iyi. Ama oyunun bence gelecek vaat etmesi için biraz daha akması lazım. Yani oyuncunun rahat oynaması lazım. Ping sorunu yaşamaması lazım. Bir sponsor olup güzel bir turnuva düzenlenmesi lazım. O zor ya. Havada vurdum. Yani sen gelecekte şu anki duruma göre nasıl görüyorsun abi oyunu? Bu şekilde devam ederse çok fazla bir şey vaat edeceğini zannetmiyorum. Yani bir yenilik getirmezlerse, yani bir turnuva olayı vesaire gibi, tabii ki de bilsin CSGO Mobile gibi olsun demiyoruz. Ama bu oyunu oynayan insanlar var. Kendi aralarında turnuva düzenliyorlar. Bunun yanı sıra Excel Bolt'ta sponsor oluyor bunlara. Gold veriyor vesaire. Tabii herkese değil. Ama gerçek şöyle güzel yayınlanan bir turnuvalar olsa, iyi sponsorların olduğu, oyun biraz daha isim yapar. Daha fazla talep görür. Daha fazla talep gördüğünde tabii ki de oyunu yapanlar daha çok para kazanmaya başlar. Para kazanmaya başlayınca bunlar doğal olarak oyunu geliştirmeye devam ederler. Abi ben ona inanmıyorum ya. Bu adamlar zaten, sen de biliyorsun ne kadar kazandıklarını aylık aşağı yukarı, testerken hani öğrenmiştik hepimiz. Yani o da bizim hani en aşağıdan söylemişlerdir bize yani. Hayvan gibi para kazanıyorlar abi, sen de biliyorsun, ama pek bir yenilik bir yani yok yani ya. Bilmiyorum. O kadar büyük potansiyeli var ki bu oyunun. Hiçe sayıyor ama bu potansiyeli. Hiç kullanmıyorlar. Evet, oyunu bu yönden değerlendirmiyorlar. Yani günlük para akışı gibi. Sanki marketin varmış da bugün 100 lira satış yapmışım, bununla elektriği ödeyeyim havasındalar. Veya bununla bir yemek yiyelim, yarınki satışa kirayı veririz. Babında ilerliyorlar. İleriye dönük olarak bir şey bilmiyorum, göremedim daha. Ya bu benim şahsi fikrim. Tabii içeride ne oluyor bilemeyiz. Yani sonuçta ofislerini gördüğümüz hallerimiz yok. Ya ofiste yatıyorlardır şu anda büyük ihtimalle ya. Vallahi bilmiyorum. En son yemek yiyorlardı bir resimde. Aynen. Oturmuşlardı değil mi? 7 kişi mi ne? Abi şimdi bildiğimiz gibi, herkesin bildiği gibi, seni tanımayanlar da tanıdı bu saatten sonra. Adalı abi bir daha Stand of Key oynamaya geri dönecek mi? Ciddi bir biçimde. Ya da klanla, klanın başına geçecek mi? SPN'yi tekrardan açacak mı? O efsane klanı. Hani gibi gibi, hani ne diyebilirsin o konularda? Geri dönecek misin buraya SPN olarak olsun, oyuncu olarak olsun? Ya da serverların, Discord'un Türkiye'nin başında durmak olsun gibi gibi. Ama ekip gayet iyi şekilde bakıyorlar, ilerliyorlar, modlar, destek ekibi, sağ olsunlar. Oyuna geri dönecek miyim? Oyuna geri dönmem. Hı-hı. Düşünmüyorum dönmeyi, çünkü artık oynayamıyorum yani, bu bir gerçek. O bende de öyle de. Alışınca oynuyorsun bossum, inan ya. Vallahi çok oynadığımı düşünmüyorum. CPN'i açacak mıyız? Açabiliriz CPN'i. CPN her zaman açılabilecek bir klan. Zaten bende şu anda. Klan içi de bende, Discord da bende. Satın almak isteyenler oluyor. Bilirsin Adalı'da satılık mal yoktur. Evet. Bir şeyi satmam. Yani gold'la işimiz yok. Gerçek parayla gelse dese, 10 gelse dese 2000 lira veriyorum. Satmaz mısın? Ya satmam. 2000 lirayı bana verse, klanı satsam içindeki çocuklara veririm. Ben mesela hala takası bekliyorum. Sen biliyorsun 11-12 tane AKR stat karbon ST al. Aynen, karbon hala bekliyor yani envanterde. Orada biz ne kazanmıştık ya? Avrupa maçını mı kazanmıştık? Türkiye finalini kazandığımızda mı? Türkiye şampiyonu olmuştunuz. Ödül oydu. O zaman AKR, aynen karbon almıştım size. Ortalama 2K gold falan herhalde o da. Yani zaten ben testerken de goldları çok fazla kendime harcamıyordum. Bu skinleri falan da zaten oyun veriyordu. O zaman abi bu videonun burada sonuna gelelim. Benim için çok eğlenceli bir video oldu. Çok sevdiğim bir video oldu. Bunun mutlaka ikincisini çekeceğim seninle. Bundan 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra. Bir daha ne zaman nasip olursa. Sen de katıldın, şeref verdin, sağ olasın. Bıçak atmayı bitirelim videoyu abi. Tamam. Bıçak atmayı. Her zaman geliriz de. Şimdi seninle video çektiğimiz zaman artık şimdi Flex de yazar bana. Abi benimle video çekmedin. Ona da çek abi, ayıp o da değil. Bizden. O da bizden, ona da çek. Ayıp değil, ayıp değil mi? O sana yazmış mıydı ki? Sormuş muydu? Bir kere sormuştu. Ya daha önce de teklifler gelmişti zaten, böyle röportaj vesaire bilmem ne. Ben bu işlere hiç girmedim. Daha ilk kez de seninle yapıyoruz zaten. Başka kimle yapacaktın ki yani? Değil mi?
Neyse abi, eyvallah, katıldığın için çok teşekkür ederim. Adamsın. Arkadaşlar, Adalı abinin YouTube kanalını aşağı koyacağım. Video atmıyor da siz yine de abone olmayı isterseniz olabilirsiniz. Belki ileride atar. Benim YouTube kanalımı koymak yerine Discord'u koyabilirsin. Tamam. Normalde koymam biliyorsun ama koyacağım. Stand of Ki Türkiye Discord'u ve SPN Discord'u aşağıda arkadaşlar. Oralara da katılabilirsiniz. ELS Discord'u da aşağıda. İzlediğiniz için sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İçinden gelen sesleri dinleyip dinleyip sana yazdığım sözleri okumadan silip tekrar tekrar denizlerin dibine dolup yine sensiz mi yandım? Cumartesi günü